1862 yılında Libya'da doğdu. Dini eğitim aldı. Kur'an, ömrü boyunca bir an bile yanından ayırmadığı hayat arkadaşı oldu. Mesleği öğretmenlikti. Kur'an'ın yoldaşlığı ile sapasağlam bir imana, Allah'ın yaratılışında var ettiği üstün bir zekaya ve sarsılmaz bir şecaate sahipti. 20. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı Devleti Avrupa karşısındaki gücünü yitirmişti. Uşa Anlaşması ile Libya Osmanlı egemenliğinden çıkmış, İtalya'nın işgal ve sömürgesine açık hale gelmişti. Ve İtalyanların 1911 yılında Libya'ya çıkarma yapması üzerine Ahmet Şerif önderliğinde Müslümanların onurlu direnişi başladı. Ömer Muhtar da bu direnişe katıldı. O sırada 49 yaşındaydı. Faşizm ile yönetilen İtalya'nın yöneticisi Mussolini, Müslümanların bu direnişini yok etmek için en vahşi zulümleri işlemekten çekinmedi. Son teknolojiyle donatılmış ordular, Müslüman direnişçilerin sayısından 10 kat fazlaydı. Direnişi başlatan Ahmet Şerif ve bazı ileri gelen alimler, ülkeyi terk edip başka yerlere sığınmışlardı. Fakat düşman karşısında boyun eğmek, inancından taviz vermek, Ömer Muhtar'ın dünyasında hiç karşılığı olmayan düşüncelerdi. O, beraberinde bulunan mücahitler ve yolundan dönmemesi için onu destekleyen halkı ile birlikte küfrün ordusuna meydan okumaktan vazgeçmedi. Dinleri ve vatanları için direnen mücahitler, düşmanları tarafından şehit edilmeyi Allah'ın bir nimeti olarak görüyorlardı. İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. O, kainata meydan okuyabilecek bir iman ile Rabbine bağlıydı. Ömer Muhtar, 1 Şubat 1924 tarihinde Seyit Ahmet Eşşeref'e yazdığı mektupta haklı olarak şunları ifade ediyordu. Selamdan sonra, biliniz ki biz vatanımızın acıklı ve ıstıraplı bir hayat yaşayan evlatlarıyız. Vatan, istila kuvvetlerinin çizmeleri altında inliyorken İdris Es-Senusi çıkıp Mısır'a gitti. Arkasından İtalyanlar yapılan bütün anlaşmaları iptal ettiler. Biz ise kendimizi son derece dağınık bir vaziyette bulduk. Gittiği yönü, doğu ve batısını bilmeyen bir denizin ortasında yüzen bir gemi gibi terk edildik. Sen de aynı şekilde bizi bırakıp Türkiye'ye gitmeyi tercih ettin. Şunu bilin ki, vallahi ve sümme vallahi sizi yakalarınızdan yakalayacağımız günler olacak. Sübhanallah. Tatlı olduğu ve meyve verdiği günlerde vatanınıza sahip çıkıyordunuz da, acıklı günlerde nasıl da terk edip gidiyorsunuz? Mısır'a İdris'in yanına vardık. Ondan yardım istedik. Fakat bize, gidin, kendi başınızın çaresine bakın. Bizim size yapabileceğimiz hiçbir yardım yoktur, diye bizi eli boş gönderdi. Yanaklarımızı sulayan acı gözyaşlarımızla Mısır'dan cephemize döndük. Ancak şunu iyi biliniz ki, biz Allah'a tevekkül ederek vatanımıza geri döndük ve kanımızın son damlasına kadar dinimizi, vatanımızı ve canlarımızı savunarak asla düşmana teslim olmamak üzere ahdettik. Ancak yine de birçok şeye muhtacız. Özellikle silah, sonra para, yiyecek ve giyeceğe şiddetle muhtacız. Yardımcımız Allah'tır, Allah. Acele edin, yardımda süratli davranın. İmkanınız ne el verirse az veya çok demeyin. İtalyanlar yalnızca mücahitleri değil, topyekün varlık mücadelesi veren bir halkı karşısında bulmuştu. Acımasız ve kuralsız olarak bütün halkı esir kamplarına topluyor ve mücahitlere gidebilecek her yardımın önünü kesmeye çalışıyorlardı. Son olarak ulaşamadıkları tek toprak parçası olan Kufra'da işgal edildi. Ömer Muhtar bu durumu 1931 Ocağı'nın son günlerinde Mısır hududunu gizlice geçip kendisiyle görüşen Muhammed Esed'e şöyle ifade etmişti. Sen de görüyorsun ya evlat. Gerçekten biz artık bize tanınan vadenin sonuna gelmişiz. Savaşıyoruz. Çünkü düşmanı bu topraklardan söküp atıncaya kadar ya da bu uğurda ölünceye kadar imanımız ve özgürlüğümüz için savaşmak zorundayız. Başka yolu yok. Allah'a aitiz ve ona döneceğiz. Kadınlarımızı, çocuklarımızı Mısır'a gönderdik ki Cenab-ı Allah bizi ölüme çağırdığı zaman arkamıza dönüp bakmayalım. Ömer Muhtar 1931 yılında bir çatışma esnasında esir düştü. Sıkı yönetim mahkemesinde isyancı olarak yargılandı. Hakim, mücahitlere cihadı durdurmalarını emreden bir emirname yazması halinde onu beraat ettirmek ve ülke dışına sürgüne göndermek istedi. Bunun üzerine Ömer Muhtar o meşhur sözlerini söyledi. Her namazda Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de onun Resulü olduğuna şehadet eden parmaklarım asla yanlış bir şey yazamaz. Biz asla teslim olmayız.
Ya kazanırız ya ölürüz. Bizden sonraki nesillerle de savaşacaksınız. Bana gelince ben cellatlarımdan daha uzun yaşayacağım. Toplama kampında bulunan 20 bin kişilik halkın önünde dar ağacına çıkartıldı. Kur'an bütün ömrü boyunca olduğu gibi son anlarında da dilinde ve kalbindeydi. Ey mutmain, huzura kavuşmuş nefis, razı etmiş ve kendisinden razı olunmuş olarak Rabbine dön. Bu ayetleri söyleyerek şehit edildiğinde 69 yaşındaydı.